Türkiye gündeminden herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet değerli izleyiciler, bu hafta da dop dolu bir programımız var. Öncelikle İngiltere'den Ali Keskin Bıçak'tan gündemi alacağız. Evet Ali Keskin Bıçak Bey, iyi akşamlar diliyorum. Londra'ya selamlar olsun. İyi akşamlar, selamlar tüm seyircilerimize ve katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ali Keskin Bıçak Bey, Londra'da öncelikle koronavirüsle genelde başlıyor. Son durum nedir? Televizyonlarda, diğer kanallarda protestolar görüyoruz. Nedir oradaki hava? Size şöyle anlatayım. Aslında İngiltere hükümeti büyük başarılar elde etti bu koronavirüsle mücadelede. Onu da şöyle başardı. Aşılamayı çok yoğun bir şekilde yaparak nüfusunun şu anda yarısından daha fazlasını aşılamış durumda. Tabii siz de takdir edersiniz ki bir yıla aşkın bir süredir insanlar hiçbir şekilde bir sosyal faaliyette bulunamadığı için bir bıkkınlık oluşmuş durumda bütün halkta. Bu da artık insanları sokağa çıkmaya, artık normal hayatına dönme isteğiyle protestolar ve gösteriler yapmaya itti. Ama şunu söyleyebilirim size, İngiltere'de 125-126 bin insanını kaybeden İngiltere, bugün 24 saatte artık günlük ölüm sayısı 2000, 3000, 4000'lerdeyken şu anda artık çok az sayıda 43-40 ölüm sayısına ulaşmış durumda. Vaka sayısında da çok büyük düşüşler yaşadı İngiltere. 2-3 bin, 4 bin civarında vaka sayısı oluyor artık günlük. Yani şunu diyebilirim. İngiltere koronavirüste bayağı bir iyi durumda diyebilirim şu an. Dolayısıyla evet. Bütün dünyanın mücadele ettiği kolay bir şey değil. Tabii Türkiye'nin bu anlamda avantajları, daha önceden şehir hastanelerinin olması. Tabii ki bu anlamda avantajları vardı. Peki Ali Bey, siz bir iş insanısınız aynı zamanda. Biraz da iş insanı ilgilendiren ticaret ne durumda orada? Türkiye ile olan ticaret bu Avrupa Birliği'nin sonlanmasından sonra İngiltere ile Türkiye arasında sıcak gelişmeler, olumlu gelişmeler var. Siz oradan nasıl görüyorsunuz? Türkiye'den oraya yatırım yapmak isteyen ya da mal satmak isteyen neler söylemek istersiniz? Ne durumdayız? Evet, şöyle söyleyeyim Mehmet Bey. Şu anda ticari olarak bütün dünyayı etkileyen korona vakası İngiltere'yi de bayağı bir ekonomik olarak etkilemiş durumda. Bütün iş yerleri hemen hemen inşaat dışında, dışarıda iş yapabilme gücünün dışında, bütün restoranlar, kafeler, publar, alışveriş merkezleri hepsi kapalı ve çok uzun bir süredir. Ama çeşitli zamanlarda hükümet, ekonomi bakanlığı paketler, ekonomi paketleri, yardım paketleri açıklayarak kendi çalışanına, esnafına, işçisine yardım etmeye çalışıyor. Tabii ki kayıp çok büyük. Bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de kayıp çok büyük. Ama 4 kademeli normalleşme sürecini başlattı İngiltere. Bugünden sonra, ayın 5'inde başladı. Bugünden sonra artık 6 kişi dışarıda görüşebiliyor, bir araya gelebiliyor. Aynı zamanda spor etkinliklerinde tenis, golf gibi dışarıda bir araya gelebiliyorlar. Bundan sonraki aşamalarda da Nisan ayında 12'sinde kısmi olarak restoranları, pubları kısmi olarak açacaklar. Ve daha sonra da Mayıs'ın 17'sinde de bütün kısıtlamaları kaldıracaklar. Haziran ayları içinde artık ekonominin normale dönme noktasında artık bütün kısıtlamaların kaldırılacağı konuşuluyor. Buraya mal satma noktasında da Türkiye'den buraya
Bizim Ticaret Bakanlığı bünyesinde çok iyi çalışmalar yapılıyor. Brexit ile birlikte yeni bir anlaşma yapıldı İngiltere ve Türkiye arasında. İngiltere'ye zaten Türkiye'den çok büyük gıda olsun, tekstil, yedek parça noktasında çok çeşitli mal geliyor zaten. İnsanlarımız İngiltere Ticaret Bakanlığı'na müracaat ederek buradaki mal satış noktaları neler çok rahat bir şekilde öğrenebilirler. Peki yani sizin anlattığınıza göre şartlar normal giderse Haziran gibi normale döneriz. Belki turizm de o zaman hareketlenmeye başlar Türkiye-İngiltere arası. Doğru mu? Evet, doğrudur. 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 Peki Türk yatırımcısına neler önerirsiniz? Orada bir yatırım yapmak isteyen ya da mal yapmak isteyen Haziran'dan sonra gelip önce bir gezmesi mi lazım? Fuarlara mı gezmesi lazım? Ticari ateşeyi mi ziyaret etmesi lazım? Ne önerirsiniz? Nasıl bir yol izlesinler? Aynen söylediğiniz gibi gelip önce bir görmesi gerekiyor. İyi bir araştırma yapması gerekiyor. Yatırım yapmadan önce mutlaka bir ticaret müsteşarımızla bir görüşmesi. Çünkü herkes randevu alıp gidip görüşebiliyor. Ve şu anda da şunu da söyleyeyim size. Her aileden bir yurt dışına çıkan, burada yaşayan birileri var artık. Yani böyle de bir şansımız var. Bu son Ankara Anlaşması'yla birlikte nüfusumuz hemen hemen 1 milyonu bulmuş durumda. Bundan dolayı çok rahat bir şekilde insanımız buraya gelip bir araştırma yapıp burada yatırım yapabilir. Çok da stabil bir ekonomiye, çok da iyi bir ekonomiye sahip bir ülke İngiltere. İnşallah normale döndüğümüzde bu yeni tip koronavirüste İngiltere'nin bu yeni atımlarıyla hem vize kolaylaştırma yolunu ve kapısını açar hem de ticaret anlamında bir işbirliği olursa hem de turizm açısından biz İngiltere'leri burada ağırlayarak turizmde bir Aynen. hareket kazanması tabii ki en büyük arzu ve dileklerimizdir. Evet Ali Evet, Keskin Bey. inşallah. Eklemek istediğiniz ve söylemek istediğiniz bir mesaj varsa onu da alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum bütün katılımcı ve seyircilerimize. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim Ali Keskin Bıçak Bey'e. Londra'dan bize son durumu ve önümüzdeki aylarda olabilecek tabii ki şartlar pandemiyi kimse bilemez. Bugün Haziran'da açılır der. Bu Eylül'e aktar. Evet. Tabii ki temennimiz bütün dünyada, bir ülkede bitmesi de yetmiyor Ali Bey. Umut ediyoruz bütün Tabii bütün dünyada dünyada. bu yeni tip koronavirüsün sona ermesi, ticaretin, ekonominin yeniden canlanması, hareketlenmesi dileğiyle çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşça, dostça ve sağlıkla kalın efendim.